Türkiye'nin en fazla örtü altı çilek üretiminin yapıldığı Serike bağlı Kadriye Mahallesi'nde yağışlı ve fırtınalı hava çilek üreticilerini olumsuz etkiledi. Fırtına ve yağmurun ardından seralarına gelen üreticiler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Serik'te fırtınadan dolayı seraların naylon örtüleri uçtu, her yer sular altında kaldı. Hasat döneminde yaşanan bu durum üreticileri zor durumda bıraktı. Bölgede üretilen çilek başta yurt içi olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiliyor. Fırtına sebebiyle bir ay geriye gittiklerini belirten çilek üreticisi Kadir Elkatmış, zamanında dere yatakları temizlenseydi bu başımıza gelmezdi dedi. Ben Kadir Elkatmış, 7 yıldır çilek yetiştirmekteyim. Her sene bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yukarıdan gelen bir şey. Ona bir şey demiyorum. Ama bunu yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Dere yataklarını yazın temizleyebiliriz. Bu olaylar başımıza geldikten sonra değil. Yazın dere yataklarını temizlediğiniz zaman öyle hiçbir sıkıntı olmaz. Masrafımız çok. Derdimiz çok. Lütfen yetkililerden yardım ve destek istiyoruz. Bir ben değilim. Ben şu anda çilek üreticisi olarak Serik bölgesinde 3000 dönüm tarla çilek serası yapan insanlar var. Onların sesi olmak için şu anda karşınızdayım. Lütfen yetkililerden destek ve yardım istiyoruz. Çünkü çoğu insanın zararı büyük. Kaldıramıyor, hiç kimse kaldıramıyor. İhracat yapıyoruz. Avrupa'ya bu çileklerimizi satıyoruz, Türkiye'ye satıyoruz. Eski zamanlarda çilek ne olduğunu bilmiyorduk ama şu anda her sofrada çilek bulabiliyoruz. Her pazarda çilek bulabiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Bizim sayemizde oluyor. Şu anda örnek diyelim, şu an ihracat olarak çok büyük ihracat yapıyoruz dış ülkelere. Örneğin Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Arap ülkeleri. Şu an çileğe talep çok ama zararımız büyük. Şu an mesela bu sel baskını, fırtına ve sonrasında fırtına olan tarlalarımız bir ay geri düştük. Burayı toparlamak bir ay sürer. Ne yapacak bir şey yok. Ya bittik yani. Şu an bittik. Yapacak bir şey yok. Şu an mesela ben şu tarlayı ne yapabilirim ki? Yani beni yapacak hiçbir şey yok. Bunun düzenlemesi büyük bir masraf. Yapması büyük bir masraf. Her şey büyük bir sıkıntı yaşıyoruz şu an. Eylül ve Ekim ayında dikim yapıyoruz. Normalde şu anda toplamamız lazım ama sel ve fırtınadan sonra hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Bizim toplama şeyimiz bir ay sonra tekrar toplayabiliriz. Öyle toplayabiliriz. Zor o da. Hava şartları tekrar bir şey olur mu olmaz mı diye yukarıdakine bağlı.